Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne kullanılmıştır? Arkadaşlar, yüklemlere sorulacak kim ya da ne sorularından biri özneyi buldurur. Özneler de gerçek özne ve sözde özne olmak üzere ikiye ayrılır. Bazı eylemler l veya ne dediğimiz fiilden fiil yapım eklerinden birini alarak edilgen çatılı olur. Edilgen çatılı fiillerin yüklem olduğu cümlelerin özneleri sözde özne olur arkadaşlar. LN fiilden fiil yapım eklerini alan bazı eylemler ise cümlelerde dönüşlü eylem olarak kullanılır. Dönüşlü eylemlerin yüklem olduğu cümlelerin özneleri gerçek öznedir. Bunları birbiriyle karıştırmamak gerekir. Ayrıca bir cümlenin öznesinin gerçek veya sözlü özne olduğu cümlenin anlamına bakılarak da belirlenebilir. Şimdi cümlelerimize bakalım. TÜBİTAK'ın geçen yıl düzenlediği yarışmalardan birine okulumuzun iki öğrencisi de katılmıştı. Katılmıştı sözcüğü burada yüklemdir ve aynı zamanda fiildir. Bu fiil katmak fiilinden katılmak fiili olmuş. Yani L dediğimiz fiilden fiil yapım ekini almıştır. Şimdi yüklem durumundaki bu fiile özneyi bulmak için sorumu yöneltiyorum. Kim katılmıştı? Okulumuzun iki öğrencisi. Burası cümlenin öznesidir. Bu cümlenin öznesi olan okulumuzun iki öğrencisi katılma eylemini kendileri yapabileceği için buradaki özne gerçek öznedir. Fiil de dönüşlü bir fiildir. Dolayısıyla bu cümleyi geçiyorum. Yıllarca birbiriyle konuşmayan ancak yakınlarının çabalarıyla bir araya getirilen iki kardeş birbirine uzun uzun sarılmışlardı. Sarılmışlardı fiili bu cümlenin yüklemidir. Bu fiilde de L dediğimiz fiilden fiil yapım eki var arkadaşlar. Şimdi özneyi bulmak için bir soru yöneltiyorum. Sarılmışlardı yüklem kim Yıllarca birbiriyle konuşmayan ancak yakınlarının çabalarıyla bir araya getirilen iki kardeş. Burası cümlenin öznesi. Bu özne yani iki kardeş sarılma eylemini kendileri gerçekleştirebileceği için buradaki özne gerçek öznedir. Fiil de dönüşlü bir fiildir. Dolayısıyla bu cümleyi de geçiyorum. Öğretmenlerden oluşan bu grup hafta sonlarını balığa çıkarak geçirmeyi alışkanlık edinmişti. Alışkanlık edinmişti ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem bir isim ve bir yardımcı fiilden oluşmaktadır. Dolayısıyla birleşik fiildir. Bu birleşik fiilde de ne dediğimiz fiilden fiil yapım eki var. Alışkanlık etmekten alışkanlık edinmek olmuş. Şimdi özneyi bulmak için yükleme sorumu yöneltiyorum. Kim alışkanlık edinmişti? Öğretmenlerden oluşan bu grup. Burası cümlenin öznesidir arkadaşlar. Öğretmenlerden oluşan bu grup alışkanlık edinme işini kendileri yapabileceği için buradaki özne yine gerçek öznedir. Fiil de dönüşlü bir fiildir. Bu nedenle bunu da geçiyorum. Şirketin göz bebeği olan genç mühendislerin üzerinde çalıştıkları projeler hayata geçirildi. Hayata geçirildi ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem aynı zamanda bir deyimdir. Deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Hayata geçirmek bir fiildir ve bu fiilde yine L dediğimiz fiilden fiil yapım eki var. Hayata geçirilmek olmuş. Şimdi bu yükleme özneyi bulmak için sorumu yöneltiyorum. Ne hayata geçirildi? Şirketin göz bebeği olan genç mühendislerin üzerinde çalıştıkları projeler. Buranın tamamı cümlenin öznesidir. Ancak projeler kendi kendine hayata geçirilmez. Bunu birilerinin hayata geçirmesi gerekir. Dolayısıyla buradaki özne gerçek özne değil, sözde öznedir. Fiil de edilgen çatılı bir fiildir. Bu nedenle bizim cevabımız D seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneğimize bakalım. Denize açılan yelkenliler bir zaman sonra birer birer gözden kaybolmuştu. Gözden kaybolmuştu ifadesi bu cümlenin yüklemidir çünkü gözden kaybolmak bir deyimdir. Ancak bu yüklemde l veya n dediğimiz fiilden fiil yapım ekleri olmadığı için bu cümlede sözde özne olamaz. Bu cümlenin öznesi gerçek öznedir. Dolayısıyla bu cümleyi de geçiyorum. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.